Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'taydı. Temaslarını sürdürdü. Kalkınma yolu projesini konuşacağız. Burada Türk müteahhitler bu projenin yapılmasına talip. Ne gibi katkılar sunabilir ve elbette sektörü de değerlendireceğiz. Bizlerle birlikte Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren olacak. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba Uğur Bey. Bu projeyi konuşarak isterseniz başlayalım. Nasıl bir proje, özellikle sektörel anlamda bize nasıl katkılar sunabilir? Uğur Bey, Kalkınma Yolu projesi geçtiğimiz yıl Sayın Ticaret Bakanımızla beraber Irak'ı ziyaret ettiğimiz zaman gündeme ilk alınan proje olarak çıktı. O günden beri konuşuyoruz. Ağustos ayında hatırlarsanız Sayın Ticaret Bakanımızla birlikte Irak'a gitmiştik. Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlarla ziyaretlerimiz olmuştu. Irak'ta Kalkınma Yolu projesi Basra Körfezi'nde şu anda inşaatı sürmekte olan Büyük Fav Limanı'ndan Türkiye sınırında yeni açılması planlanan Ovaköy sınır kapısına kadar gelecek 1200 kilometrelik demir yolu ve 1200 kilometrelik otoyoldan oluşan bir proje. Bu projenin amacı Uzak Doğu'dan Avrupa'ya yapılacak ticaretin Basra Körfezi'nde Basra Limanı'ndan alınıp karayolu ve demiryolu üzerinden Irak'ı boydan boya geçerek Türkiye üstünden Avrupa'ya ulaşması üzerine kurulu bir proje bu. Böyle bir planlaması var. Bunun tabii ekonomik olarak, stratejik olarak uluslararası nakliye anlamında çok önemli bir rolü var. Büyük bir taşıma külfetinden kurtaracak nakliyeleri. Dolayısıyla ihracat ve taşıma anlamında maliyetler çok düşecek. Son dönemde biliyorsunuz Süveyş kanalı üzerinde yaşanan terör olaylarından dolayı uluslararası gemiler, nakliye şirketleri Afrika'yı Ümit Burnu'nu tümden dolaşarak ancak götürebiliyorlar mallarını Uzak Doğu'dan Avrupa'ya. Bu bahsettiğimiz transit geçişinin olması halinde nakliye süresi minimum 15 gün azalacak ki bu enerji fiyatlarının, akaryakıt fiyatlarının bu kadar büyük olduğu dönemde çok önemli bir stratejik proje. Bunun bizim açımızdan önemi nedir? Biz geçtiğimiz yıldan beri bu projeyle gerek biz Müteahhitler Birliği ve üyeleri olarak gerek devletimiz, Ulaştırma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Iraklı yetkililerle kurdukları koordinasyon ve iletişim üzerinden bu projeyi takip ediyoruz. Bu projenin inşaatının tamamına, mühendislik projelerinin tamamına talip olduğumuzu geçtiğimiz yıl ziyaret ettiğimiz zaman orada yetkililere söyledik. Daha sonra hatırlarsanız Irak Başbakanı Türkiye'yi ziyaret ettiğinde Ankara'da iş forumu düzenlenmişti. Burada da kendilerine ilettik. Bu projenin tüm inşaatını hem demiryolu hem otoyol kısmını bizlere vermeleri halinde biz bunu Türk firmaları olarak en fazla 4 yıl içinde tamamlayıp teslim edeceğimizi söyledik. Bu projenin bir başka boyutu da var. Iraklı makamlar bu projenin güzergahı üzerinde yeni yerleşim yerleri, yeni şehirler kurmayı planlıyorlar. Bu da 4 milyon kadar yeni konut yapma planları var bunun içinde. Yüzden fazla yeni hastane yapmak istiyorlar. Yıllardır hükümetler kurulamadığı için Irak'ta bekleyen yatırımların hemen hemen hepsi başlamak üzere. Biz Irak'ı eskiden beri takip eden bir grubuz, Türk müteahhitleri olarak. Çünkü Irak geçmiş dönemlerde bizim en büyük üçüncü pazarımız olmuştu. 1100'den fazla proje tamamlamışız Irak'ta. 35 milyar dolarlık iş yapmışız. Geçtiğimiz yılda bu bahsettiğimiz temasların hemen arkasından yaklaşık 6 aylık süreçte 1,3 milyar dolarlık yeni sözleşme imzalama imkanımız da oldu. Ümit ediyorum ki bu kalkınma yolunun Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretinin hem politik olarak hem de bizim arkamızda destek olduğunu göstermesi açısından da önemi çok fazlaydı. Aynı zamanda hem Katar hem Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilgili bakanları da gelmişlerdi ve Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak bir işbirliği mutabakat zaptı da imzaladılar. Sanıyorum ki
Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar bu projenin finansmanında da Irak'a destek olacaklar. Ne kadarlık bir kaynağa, ne kadarlık bir finansmana ihtiyaç var peki ortalama olarak? Ya tabii güzergah biliyorsunuz Türkiye'deki kadar engebeli bir güzergah değil. Tüneller, viyadükler çıkmayacaktır diye ümit ediyoruz. Irak'ın o tarafında ağırlıklı çöl üzerinden gideceği için bu projenin. Ben inşaat kısmının yaklaşık olarak hem otoyol hem demir yolunun 15 milyar dolar civarında ama bunun üzerine elektromekaniğinin vagonlarının da demir yolu için eklenmesiyle bu projenin toplam tutarının 25 milyar dolarları bulacağını düşünüyorum. Önemli bir proje. Siz de zaten önemine atıfta bulundunuz. Biraz inşaat sektörünü de konuşalım mı? İlk çeyrek tamamlandı. Nisan ayı da artık bitiyor. Malum özellikle enflasyonun olduğu bir ortamdayız. Sıkı para politikası uygulanıyor. Böyle bir ortamda ilk çeyrek sektör için nasıl geçti ve önümüzdeki dönem içinde beklentiniz nedir? Efendim bu sene için gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerek Maliye ve Hazine Bakanımızın açıklamalarından ve kendileriyle bir araya geldiğimiz ortamlarda sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplardan görünen o ki en önemli kamu yatırımlarında kısıtlama olarak geçecek görünüyor bu yıl. Ve kamu idarelerine, yatırımcı kamu idarelerine verilen talimatlarda da kamu yatırımlarında geçtiğimiz yıldan daha fazla iş yapılmaması, ödeneklerin aşılmaması türünde kamu harcamalarında kısıtlamalar olacak. Hatta uzun vadede biteceği öngörülmüş bazı projelerin ayıklanarak onların belki de ileride devam edilmek üzere durdurulma ihtimallerinden bahsediliyor. Sanıyorum Sayın Bakanımız işte Türkiye'ye geliyorlar ve bunların açıklamaları yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı biz Ramazan ayında bir iftar programına davet ettiğimizde o da aynen bu şekilde kamu yatırımlarında bir kısıtlama deprem bölgesi hariç geçeceğinden bahsettiler. Öyle olunca biz açıkçası bu sene iç pazarda olacak sıkışıklığımızı biraz daha fazla yurt dışında kendimize yeni pazarlar açarak kapatmamız gerektiği düşüncesine vardık ve gerek Suudi Arabistan'da ilişkilerin yeniden ısınmış olmasından dolayı olay artı Prens'in 2030 vizyonu içinde başlattığı büyük projeler gerek Irak'ta kalkınma yolu ve diğer projelerde rol almaya çalışarak iç pazardaki açığımızı dışarıda daha fazla iş alarak kapatmak yolunu seçmeye çalışacağız. Peki bu süreçte dışarıda hangi pazarlar biraz daha ön planda olacak? Ya bizim açık ara aslında Uğur Bey en büyük pazarımız eskiden beri Rusya'dır. Rusya Türk müteahhitlerinin dünyada yaptıkları 507 milyarlık proje tutarının %20'sini yaptığı bir pazardır. Fakat orada bu savaş şartlarından dolayı yıllık proje portföyümüzde önemli bir düşme olmuş durumda. Yani 3 sene önce yılda 11 milyar dolar sözleşme imzalarken şu anda 2,5 milyarlara kadar düşmüş durumdayız. Ama orada da devam ediyor ve bir şekilde şimdi Ukrayna'nın yeniden inşası projelerini konuşur olduk Ukrayna makamlarıyla ve hatta halen savaş ortamı devam etmesine rağmen bazı firmalarımız şantiyelerini açıp çalışmaya başladılar. Bunun dışında Balkanlar ve Doğu Avrupa ülkelerinde örneğin Romanya'da çok büyük miktarda Avrupa Birliği kredileriyle başlayan otoyol, metro gibi ulaşım projeleri var. Hemen hemen neredeyse Romanya'da yapılan büyük ihalelerin hepsini meslektaşlarımız kazanır olmaya başladılar. Avrupalılar hakikaten bizimle rekabet edemiyorlar. Biz bunu şimdi Arnavutluk, Makedonya, Slovenya ve Polonya'ya da taşımaya başladık. Yani artık Avrupa Birliği projelerinde de rol almaya başlamış durumdayız. Bunun ötesinde klasik pazarlarımız işte Orta Asya, eski Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz örneğin bugün Kazakistan Başbakanı Ankara'daydı. Öğlen saatlerinde Odalar Birliği'nde DEİK ve Odalar Birliği'nin beraber düzenlediği iş forumunda Kazakistan Başbakanı'yla bir araya geldik ve Kazakistan'ın yeni dönemde başlayacağı
özellikle de yap işlet devret yapmak istedikleri büyük projelerin hepsine talip olduğumuzu kendilerine de söyledik. Bu şekilde ben ümit ediyorum ki yeniden bir başka dünyada işte savaş, işte ekonomik kriz çıkmaması halinde biz yıllık ortalama iş hacmimizi yakın zamanda 30 milyarlara, orta vadede de 50 milyar dolarlara çıkarma hedefimiz var. Bunu tutturmak için meslektaşlarımızla biz gece gündüz çalışıyoruz. Çarpıcı önümüzdeki süreçte Kazakistan'da peki somut görüşmeler olacak mıdır? Bu anlamda çalışmalar yürütecek misiniz? Evet, bugün yaklaşık 3 saat kadar Kazakistan heyetiyle bizim iş dünyası temsilcileri olarak bir araya geldik. Zaten Kazakistan'da biz şimdiye kadar yaklaşık 29 milyar dolarlık projeler bitirmiş durumdayız. Kazakistan'ın 1988'den bu yana, yani Sovyetlerden kopuşup ülkenin inşaatını yapma sürecinde en fazla rol alan firmalar bizim firmalarımız oldu. Hemen hemen Kazak firmalarla neredeyse birbirimizi çok yakından tanıyoruz. Ama son süreçlerde uluslararası finansman imkanlarını da Kazakistan devletinin, hazinesinin verdiği garantilerle oluşturarak yap işlet devret projelerinde yapmaya başladı meslektaşlarımız. Örneğin hastane projelerini, örneğin havaalanı terminal projelerini, örneğin otoyollarını Türkiye'de yaptığımız gibi yap işlet devlet olarak da yapmaya başladık. Sanıyorum Kazakistan bu projelere devam edecek. Bugün Başbakan yeni projelerinde de Türk firmalarını sürekli olarak beklediklerini bize söyledi. Geçmişten bu yana inşaat sektöründeki olumlu hava Türkiye'nin büyümesine de olumlu katkı sağlıyor. Büyüme modelimizde bunun yeri yatsınamaz. Şayet önümüzdeki süreçte böyle bir durumda eklenirse bu da Türkiye ekonomisine oldukça önemli bir katkı sağlayacaktır. İnşallah Uğur Bey, bütün çabamız bu. Açıkçası uluslararasında özellikle iş yapma çabasında bir tane kafamızın arkasında her zaman önemli bir hedef var. Türk insanına, Türk mühendisine, Türk inşaat işçisine başka ülkelerin bütçelerinden istihdam sağlamak, artı kendi yapacağımız projelerde kullanmak üzere Türk inşaat sanayine daha fazla ihracat kapısı açmak. Bu amaç peşinde koşuyor meslektaşlarımız. Şahitler Birliği Başkanı Erdal Eren sorularımızı yanıtladı. Sayın Eren, çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Efendim, bugün önemli bir gündü. Bizler de hem Merkez Bankası'nı hem de inşaat sektöründeki gelinen noktayı konuştuk. Süremizin de sonuna geldik. Burada nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşça kalın.